itirafımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Merhabalar, 21 yaşında genç bir kızım. Gündüzleri bir iş yerinde çalışıyorum. Akşamları da okuyorum. İş yerime sürekli kargo getiren bir genç var. Onunla çok samimi oldum. Birbirimize telefon numaralarımızı verdik. Derken bana çıkma teklifi etti. Önce kabul etmedim. Ama sonra dayanamayıp kabul ettim. Çünkü o çok yakışıklı birisiydi. Önceden nişanlanmış, ayrılmış. Bir tatil sabahı aradı, buluşma teklif etti. Kabul ettim. Evine davet etti. Adresi aldım, gittim. Yalnızdı. Önce oturduk, konuştuk. Ama daha sonra beraber olduk. Sonra bana evleneceğiz falan dedi. Ama beni sık sık arayan adam aramaz oldu. Mesajlarıma cevap vermedi. Sonra arkadaşlarından duydum ki sözlenmiş. Yazın başında düğünü olacakmış ama kendisi bir şey söylemedi. Ona hamileyim diye mesaj attım. Yine cevap yok. Şimdi de arkadaşı bana takılıyor. Çıkma teklifi etti. Ne dersiniz? Onu arayayım mı? Kapatayım mı konuyu diyorum. Ama bu kadar basit değil ki. Sizce ne yapmalıyım? Tavsiyelerde bulunursanız sevinirim. İkinci itiraf. Merhabalar. Eşimle severek evlendik. İlk 6 ayımız çok güzel geçti. Ancak sonrasında eve geç gelmeye, işleri bahane ederek beni ihmal etmeye başladı. Arkadaşları aradığında işini rahatlıkla erteleyebiliyordu. Birlikte hiçbir zaman geçiremez olmuştuk. Buna kahvaltı ve akşam yemekleri de dahil. Kısacası kendimi evliliğimde çok yalnız hissettim. Evliliği bu şekilde sürdürmek istemediğimi söyledim. Bana çok sert tepki verdi ve ailemin yanına döndüm. 4 ay ayrı kaldık. 2 kere yanıma geldi ama tavrı çok net ve ciddiydi. Hiç alttan almadı. Sadece hazırlan gidiyoruz dedi. Ben bu şekilde dönmeyeceğimi söyleyince gitti. En son gelişinde tekrar deneme kararı aldık. Eve döndüm ama bir terapistle görüşmemiz gerektiğini belirttim. Çünkü bana sen hastasın, kötü fikirlisin gibi ağır kelimeler kullanıp kavga çıkarıyordu. Öyle ki doğru dürüst konuşamaz olmuştuk. Normal bir konuda bile kavga etmeye başlıyorduk. Ama kabul etmedi ve terapiste yalnız gittim. Eşim iş yoğunluğunu bahane edip ısrarlarıma rağmen gelmemişti. Terapist kesinlikle eşinizi görmem gerekiyor dedi. Eşim bana karşı aşırı tahammülsüz. Gün içinde beni aramıyor. Sorunlarımızı konuşup çözelim dediğimde ne sorunu, sorunumuz mu var bizim diyor. Beni kırdığını, çok üzüldüğümü dile getirdiğimde cevap bile vermiyor. O ne zaman isterse birlikte vakit geçiriyoruz. Benim istediklerimi zoraki yapıyor. Artık bana karşı sevgi hissetmiyorsan, beni aramayı unutacak kadar sevmiyorsan ayrılalım dediğimde hayır ben seni seviyorum. Sadece çok yoğunum cevabını alıyorum. Artık anlayamıyorum. Ona nasıl davranmalıyım? Her yolu denedim. Kızmayı, küsmeyi, tatlı dili ama hiçbir değişiklik olmadı. Evlilikten beklediğim bu değildi. Sosyal medyada çok aktif ve yabancı bir kızı hesabına eklediğinde bir akrabam diyor. Rahatsızlığımı dile getirince de o yabancı insanı benden üstün tutuyor. Hayatında ben değil de herkes daha önemliymiş gibi davranıyor. Ne yapmam gerekiyor? Lütfen yardım edin. Hayatımı mahvetti. Tavsiyelerde bulunursanız sevinirim. Üçüncü itiraf. Selamlar, 22 yaşındayım. Babam annemi ben 9 yaşındayken aldatmaya başladı. Henüz aldatmanın bile ne olduğunu bilmezken daha o yaşta insanlara hatta kendime güvenimi yitirdim. Annemin kırılan kalbi, dağılan ailemiz, babasızlığını daha derinden hisseden kardeşlerimin yükü daha o zamandan omuzlarıma yüklenmişti. Ama derslerimi de okulumu da bırakmamalıydım. Annem çalışmaya başladığı için okulum, kardeşlerimin sorumluluğu, anneme destek olma içgüdüsü beni öyle yoruyordu ki gönlümce oyun oynamadığımı bile hatırlıyorum. Bu koşuşturma içerisinde zaman öyle çabuk geçivermişti ki artık üniversite yaşım gelmişti. Herkes iyi bir bölüm kazanmaya çalışırken ben kazandığım bölüme nasıl gideceğimi kara kara düşünür olmuştum. Sonunda okula başladım ama baktım ki çok fazla masrafım oluyor. İki kız kardeşim de okuyor. Üniversiteyi bırakıp çalışmaya başladım ve açık öğretime kaydoldum. Şimdi özel bir şirkette muhasebe departmanında çalışıyorum. Öte yandan da okulumu bitirip mali müşavirlik belgemi almak için çabalıyorum. Bunları anlattım çünkü daha hayata başlarken şanssızdım. Ama kendi ayaklarımın üstünde durup güveni de güvensizliği de kendi çabalarımla öğrenmeye çalışıyorum. İhaneti gördüğüm her an yıkılmaya kalksam inanın ne ben iyi bir birey olurum ne de gelecekte kendine sahip olan bir kadın olabilirim. Şansımı da şanssızlığımı da kendim yaratmalıyım. Hayatıma artık şöyle bakıyorum.
Benim için gördüğüm ve yaptığım hatalar tecrübe, yaptığım doğrular başarı oldu. Bu yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım seslendirirsiniz. Dördüncü itiraf. Merhabalar. Zengin koca hayaliyle yanlış adımlar atan bazı hanımlara bir çift sözüm var. Bu nedenle sizlere yazıyorum. Her insan zengin olmak, hayatını rahat bir şekilde idame ettirmek ister. Ama maalesef bu durum günümüz hayat şartlarında pek mümkün değil. Bu gerçeği zengin koca bulma umuduyla aşmaya çalışan kızlarımız, önlerine çıkan ilk zengin patrona aşık olduklarını zannederek kendilerini teslim ediyorlar. Oysa çevrelerinde onları gerçekten sevecek o kadar çok delikanlı var ki... Ben 29 yaşında bir gencim. Makam şoförü olarak çalışıyorum. İşim gereği çok düzgün ve temiz giyiniyorum. Eli yüzü düzgün, boylu poslu olduğum için de özgüvenim yüksek. Bu nedenle rahatlıkla insanlarla iletişim kurabiliyorum. Tanıştığım kızlar beni önce iş adamı sanıyor. Ama işimi öğrenince bir daha benimle görüşmek istemiyorlar. Kısacası kızlar eldekiyle yetinmeyi bilmiyor. Bu yüzden onlara söylenecek tek söz duygu sömürüsü yapmamaları. Beni hor gördüler, sevmediler, terk edildim. Kendimi yalnız hissediyorum diye yakınmasınlar hiç. Ne ekerlerse onu biçerler. Yetinmeyi bilmeleri lazım. Benim gibi düşünen ve özellikle elindekilere şükrederek onlarla mutlu olmasını bilecek temiz kalpli bir hanım bulacağıma inanıyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Beşinci itiraf. Merhabalar, ilk kez böyle bir itiraf yazıyorum. Biraz garip geliyor. 2,5 yıl önce evlendim. Eşimle 1 yıllık da bir arkadaşlığımız olmuştu. Evlilikten önce aktif bir cinsel yaşamım vardı. Ancak evlendikten sonra bu değişti. Eşimle bazı sorunlarımız da oldu. Bir doktora başvurduk. Problemin psikolojik olduğunu iletti. Belli bir tedavi de uyguladı. Şu anda fazla bir sorun yaratmıyor artık. Ancak bazen bu düşünceler kafama takılmıyor da değil. Ama asıl problem, eşimi nasıl arzulayabilirim? Aşık olarak evlenmedim ama kendisini seviyorum. İkimizin de ikinci evliliği. O 46, ben 39 yaşındayım. Düzgün ve sevdiğim biriyle hayatı paylaşmak da önemli olan. Ben aşık olmadan da ilişkiler yaşadım ve keyif de aldım. Dolayısıyla sorunun aşktan kaynaklı olduğunu sanmıyorum. Ancak eşimi istemem için ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Kendisinin böyle bir sorunu yok. Oldukça istekli. Ama bazen ben keşke hayatta böyle bir şey olmasaydı diyecek hale geldim. Biraz zor gelmeye başladı anlayacağınız. Önereceğiniz bir şey var mı? Tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.